Herkese merhaba ben Onur Sercan Yılmaz. Bugün sizlerle biraz uzun sürecek olan çok güzel bir etkinlikle birlikteyiz. Android Study Jam etkinliği. Aslında kendi kendimize öğrenmemizi gerektiren bu uzaktan eğitim sürecinde, pandemi sürecinde kendimizi daha da iyi gösterebileceğimiz ve kendi başımıza bir şeyler öğrenebileceğimizi, kendimizi kanıtlayabileceğimiz bir etkinlik olacağına inanıyorum. Bu etkinlik 28 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Ve yine bu tarihe kadar bizlere rozetlerini toplayıp gönderen kişilere Google Developers Android sertifikası iletmiş olacağız. Bunun yanında bu sertifika kazananlar arasında yapılacak çekiliş sonucunda 3 kişiye Atı Samancıoğlu Android Udemy eğitimi hediye etmiş olacağız. Umarız çok verimli ve Android severler için uygulama geliştirmeyi öğrenmek isteyenler için güzel ve verimli bir eğitim olur, bir süreç olur. İsterseniz şimdi başlayabiliriz. Temel seviyede bilgisayar ve matematik bilgisinin yanında tabii ki de bir bilgisayara ihtiyacımız olacak. Bu bilgisayara Android Studio kurulumu gerçekleştirilecek. Bunun için de internet bağlantısı ve tabii ki de emülatör kullanmak istiyorsanız emülatör kuracaksınız veyahut da onun yerine kendi telefonumda yaptığım uygulamayı denemek istiyorum diyorsanız bir USB kabloyla ...Android cihazına ihtiyacımız bulunmakta. Ee, tabii ki de bu yolculuk biraz uzun sürecek ve birden fazla eğitimi tamamlamamız gerektiğinden... ...sizlerin kendilerine, kendinize şunu e, sormanız gerekiyor. Ben neden buradayım ve neden bu eğitime katılmalıyım? Hedefim ne ve ileride hangi teknoloji alanında ilerlemek istiyorum? Veya da bunu hobi olarak mı yapmak istiyorum? Amacım ne, neyi başarmak istiyorum gibi sorulara cevaplarınız... ...cevaplarınızı vermeniz sizin için iyi olacaktır. Ee, bu süreçte neler öğreneceğiz? Öncelikle e, tabii ki de Android uygulama. ilk Android uygulamamızı geliştirmeyi öğreneceğiz. Tabii ki içinizde daha önce Android uygulama geliştirenler de olabilir. Sadece e, Google sertifikasına sahip olabilmek için bu eğitimi tamamlayacak arkadaşlar da olabilir. E, tabii ki de saygıyla karşılarız. Çok güzel yaparlar. Onun haricinde tabii ki de Android Studio bilgisayarına kurulu olmayan arkadaşlarımız Android Studio kuracaklar. Bununla birlikte Kotlin'e giriş niteliğinde bir kodlab aracılığı ile Kotlin öğrenmiş olacaklar ve tabii ki de devamında bu dili Android'i keşfetmeye devam edecekler. İlk önce tabii ki de Android Basics in Kotlin yani Kotlin'e giriş yapabileceğimiz bir Kodlab e, ile karşı karşıya kalacağız. Zaten sunum sonrasında da sizlere e, canlı olarak internet sitesinden bunları göstermiş olacağım. E, ünite 1 ve Ünite 2 olarak ayrılıyor eğitim. E, new to Programming kısmında. Bu kısımda Ünite 1'de Kotlin Basics ilk önce karşılaşacağımız Kodlab olacak. Yani Kodlab dediğim şeyde birazdan göstereceğim üzere e, tamamlam tamamlamanızı istediği birkaç e, yönergeden oluşan bir e, eğitim seti diyebiliriz. Aslında e, Android çok güzel bir web sitesi oluşturmuş. O web sitesinde sizlere adım adım neleri tamamlamanız gerektiğini ve hedeflerinizi e, sizlere gösteriyor. Sizin yapmanız gereken sadece bunları izleyip bunların e, devamını getirebilmek ve kod Lab'leri tamamlayabilmek olacak. Ve tabii ki de en son e, o kısmı tamamlayabilmek adına en sonda bulunan take a quiz butonuna tıklayıp quizlerinizi tamamlamanız gerekecek. Quizlerinize altı 6 soru varsa mesela 5'in doğru bir şekilde biliyor olursanız sizlere rozet vermiş olacak. Peki de rozetleri kazanmayı unutmayın. Bu önemli olan şey tabii ki de bizlerin sizden istediğimiz ekran kayıtları olacak. Ekran resimleri olacak, fotoğrafları olacak. Çünkü Bizim sizlere rozetleri kazandığınızı görmemiz gerekiyor. Bunun için de birazdan yine göstereceğim gibi bir e, developer profile oluşturmanız gerekiyor. Bir geliştirici profil oluşturmanız gerekiyor. Onda nasıl oluşturulduğunu birazdan sizlere göstermiş olacağım. Konsept olarak bakacak olursak öncelikle tabii ki de Kotlin programlama dilini bilmemiz gerekiyor. Bu eğitimimizde e, zaten CodeLab'de de sizlere nasıl kullanıldığını gösterecek küçük bir Kotlin Playground var. O Playground'da Kotlin'in temellerini çalıştırabileceğiniz, temel e, kodlar yazabileceğiniz bir e, browser içerisinde çalışan IDE bulunmakta. Peki de Android Studio'yu devamında kurmanız gerekiyor. Daha da gelişmiş bir uygulama veya da ilk uygulamanızı çalıştırabilmeniz adına. E, bu uygulamanızı isterseniz kendi telefonunuzda, isterseniz Android Emulator da çalıştırabilirsiniz. Bunlara ayrıca giriş yapmayacağım çünkü kurulum vesaire biraz karışık olabiliyor ya da uzun sürebiliyor. Bunun için referans verebilirim ya da referans olarak bizim Flutter eğitimimizin ilk bölümünü verebilirim. İlk bölümde Resul arkadaşımız Android'i ve Android Emulator'ı kurmuştu zaten. O videoya bakabilirsiniz veyahut da hemen yorum açıklama kısmına Tavsiye edeceğim kurulan videolarında bırakmış olacağım. O zaman başlayabiliriz. Ünitenin ilk e, ünitenin konuları şu şekilde olacak: Introduction Kotlin, Create First, e, Create Your First Android Application ve e, Build a Basic Layout şeklinde ilerleyeceğiz. Hemen giriş yapıp e, burada görmüş olduğunuz linke giriş yapıp ilk rozetinizi kazanabilirsiniz. E, link'e giriş yaptıktan sonra hemen ardından sizin karşınıza New to Programming yani programlamada yeni misiniz? Veya hatta Kotlin veya Android'de daha önce bir e, deneyiminiz oldu mu? Bunu soran, aslında sizin karar vereceğiniz iki tane buton karşınıza çıkacak. Tabii ki de biz bu eğitimi New to Programming e, adı altında gerçekleştiriyoruz. Onun için tabii ki de bunu baz alarak devam edeceğiz. Onun için burada start course, new to programming kısmında altta bulunan start kursa tıklayarak konulara ve eğitime ulaşabiliyor olacaksınız. Herhangi bir sorunuz olursa bize sormaktan çekinmeyin. İster Whatsapp'tan ister bizim Discord kanalımızda oluşturduğumuz mobil development kanalından istediğiniz soruyu bizlere 724 ulaştırabilirsiniz. Gerçekten e, yardımımız dokunabilecekse her türlü yardımı sizlere vermekten e, çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Ve tabii ki de yaptığınız çalışmaları, çalışmaları Android Gems etkin, e, etiketiyle paylaşırsanız e, ve bizleri de etiketlemeyi unutmazsanız hem bizler için hem de e, sizler için güzel bir enstantane olabilir. Ayrıca e, ek olarak bazı kurslar veya da Kaynaklar sizler için paylaşmış olacağım burada da görmüş olduğunuz gibi Google Udacity'de iki tane ücretsiz Kotlin kursu ve Android kursu e, vermekte. bu Bunlar bulunmaz nimetler diyebilirim ve tabii ki de Kotlin'in e, öğrenilmesini amaçlayan bazı kurslar ve bilinmesi gereken bazı kelimeler. Bizleri karşılayacak. Onun için yabancılık çekmemeniz adına tüm bunları açıklama kısmında link olarak sizlere vermiş olacağım ve tabii ki de Discord kanalımıza, Discord sunucumuza gelirseniz orada bunlar hakkında birçok Kaynağı paylaşmış durumdayız. Oradan da bizleri, bizlerle iletişimde bulunabilirsiniz. O zaman şimdi browser'dan nasıl ve neler yapacağımıza bakabiliriz. Slide'da ve açıklamada da göstermiş olduğum sayfaya giriş yaptıktan sonra sizi ilk karşılayan sayfa ve görüntü bu şekilde olacak. Altta da görmüş olduğunuz gibi ilk rozetinizi kazanmak için giriş yapmanızı tavsiye ediyor. Tabii ki de bizde ben daha önce giriş yapıp profilimi oluşturduğum için şu şekilde giriş yapacağım. Bu sayfayı kaybetmemek adına yanında açık tutuyorum. Evet... Giriş yaptıktan sonra ilk önce kendi developer hesabımı göstermek istiyorum sizlere henüz yeni kurdum ee, ama birkaç şey eklemem gerekecek şöyle yeniden giriş yapmamı istiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada kazandığımız bütün rozetleri gösteriyor ve üstte de istememiz halinde favori rozetlerimizi ekleyebilmemizi sağlıyor. Sol tarafta da görmüş olduğunuz gibi avatar yüklemek isterseniz yani kendi fotoğrafınızı yüklüyorsunuz aslında o fotoğraf karşılığında sizlere bir avatar oluşturuyor. O Avatarı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Burada da kendi bilgilerinizi ekleyebileceğiniz. Bir bölüm bulunmakta. İşte GitHub hesabınızı, LinkedIn hesabınızı vesaire ekleyebilirsiniz. Şu an için profiller özel olarak gözükmekte. O yüzden sizden linklerinizi isteyemeyeceğiz. Onun için kazandığınız rozetlerin tamamını bizlere gösteren ve eğitimi tamamen tamamladıktan sonra ekran görüntüsü almanızı istiyoruz. Şu şekilde alabilirseniz çok güzel olur ve birazdan sizlere gösterecek olduğum şekilde e, bana iletirseniz Google Developers Android sertifikasını kazanmamanız için hiçbir sebep yok. E, şöyle yeniden geri dönecek olursak az önce de göstermiş olduğum gibi programlamada yeni misin ya da programlamada en azından Kotlin programlamada daha önce bir deneyimin oldu mu onu soruyor bizlere. E, burada start kurs deyip içerikleri görebiliriz. Belirtmiş olduğum gibi ünite 1 ve ünite 2 olmak üzere iki parçadan oluşuyor New to Programming kısmı. Bizler tabii ki de ilk önce Introduction to Kotlin bölümüyle başlamış olacağız. Bir kısmını daha önce tamamladığım için ben de %60 tamamlandı olarak gözükmekte. bu videoları izleyebilirsiniz. Zaten kısa videolar, 1-2 dakikalık videolar. Sizlere neyin ne olduğunu kısaca özetlemek için hazırlanmış olan videolar. Burada tamamlanması elzem olan e, kodlepler bulunuyor. Bu kodlepler sayesinde aslında Kotlin'in ve Android uygulamalarının nasıl geliştirildiğini öğrenmiş olacaksınız aslında hepimiz öğrenmiş olacağız. Burada örnek olarak göstermem gerekirse codelab'i al dedikten sonra burada bir giriş girişgah olarak bizlere başlamadan önce bir takım bilgiler veriyor. Onlardan ne isterseniz bir sonraki aşamaya geçiyor. Orada da zaten bizlere az önce de gösterdiğim Kotlin Playground'ı açmamızı açmamız için bir link vermekte. Burada istediğimiz şekilde kodlin kodu yazabiliriz. Bu bize öğrettiği ilk kod. Bunu çalıştırdığımızda zaten Hello World bizim için yazmakta. Burada e, kısaca bahsetmem gerekirse daha önce C veya C++ veya da Python eğitimi alan var mı? E, burada fun kodlinde kullanılan fonksiyonların... E, Kotlin'de fonksiyonlar fun şeklinde yazılıyor. Ve C ve C++ eğitimi alan arkadaşlar varsa da orada bildiğiniz gibi orada int main diye başlardık. Burada da fun main diye başlıyoruz ve içerisine kodlarımızı yazıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek kodlab'leri tamamlayabiliyoruz. Zaten ilk birkaç kodlab gerçekten çok hızlı bitirilebilecek şeyler olduğundan dolayı 28 Şubat'a kadar gayet uzun bir zamanımız var. 28 Şubat'a kadar bunları tamamlayıp bizlere kazandığınız rozetleri iletmeniz halinde sizlere sertifikanızı iletmiş olacağız. Bu şekilde geri gelip biraz daha detaylandırmam gerekirse bunun ardından mesela burada. İki tane kodlab bulunmakta. İlkini görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ve ikincisi de sadece az önce hello world yazıyorduk. Onun yerine bir happy birthday yazmamızı isteyen bir kodlab aslında aslında kısaca. Onu da tamamladıktan sonra buradan take quiz deyip 5-6 soruluk bir quiz'e cevap verdikten sonra birinci kısmı tamamlamış oluyorsunuz şöyle göstermek istiyorum. şu kısım tamamlanmış oluyor. Onun ardından First App in Android Studio kısmına girip orayı tamamlamanın ardından yine görmüş olduğunuz gibi kısa kısa kodlabiler ve aşamalar bulunmakta aslında. Gitgide zorlaşan kısımlardan ve bölümlerden oluşuyor diyebiliriz. Tüm bu altı rozeti kazanmanın ardından burada Altı rozeti de görmüş olacağız ve sizler de ekran resmini alıp bizlere iletmeniz halinde yine yine tekrar tekrar söylüyorum sizlere Google Developers Android sertifikasını iletmiş olacağız ve eğitimleri tamamladıktan sonra ekran resminizi aldıktan sonra sizlere e, ödev sistemimizde oluşturmuş olduğumuz ödevde e, ve yine orada belirtmiş olduğumuz form linkine gelip ekran resminizi yüklemenizi isteyeceğiz. Burada tabii ki de e-posta adresiniz ve isminiz çok önemli. Çünkü burada yazmış olduğunuz isminizi sertifikaya eklemiş olacağız. Bu şekilde bizlere ekran resminizi, rozetlerinizi göndermiş olacaksınız. Ve biz de sizlere sertifikanızı iletmiş olacağız. Ve son olarak hepinize bu eğitime katıldığınız için veya katılacağınız için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa bizlere Discord'dan ve WhatsApp uygulamasından ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın. DSC Zahim LinkedIn'de, Instagram'da, Twitter'da bütün platformlarda bulunuyor. Bizleri takip edip diğer eğitimlerimize de katılmayı kesinlikle unutmayın. Yakında gelecek olan bir Python eğitimimiz var. Onun ardından gelecek bir Cloud eğitimimiz ve Quantum Firebase şeklinde ilerleyecek Flutter eğitimleri, IoT eğitimleri bulunmakta. Bizlerle birlikte kalın. Teşekkür ederiz.